Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü konumuz sizlerle paylaşmak istediğim konu muhabbet kuşlarında çiftleşme belirtileri nelerdir? Bununla alakalı bildiklerimizi paylaşmak istiyorum sizlerle. Arkadaşlar öncelikle tabii ki en başındaki durum iki muhabbet kuşu çiftleşebilmesi için birbirleriyle uyumlu olması gerekir. Anlaşması gerekir. En azından kavga etmemesi gerekir. Birbirlerine zarar vermiyor olması gerekir. Dolayısıyla ilk çiftleşme belirtileri arkadaşlar. Şu yeşil takımda da olduğu gibi artık böyle gaga gagaya gel öpüşmeleri, birbirlerini kaşımalarıdır arkadaşlar. Bu birbirlerine güven verme anlamına gelir. Yani birbirlerine zarar vermeyecekleri, yani birbirlerinden karşı tarafa zarar gelmeyeceği anlamına gelir. Dolayısıyla gaga gagaya yaklaşmış bir kuş %90 anlaşmış demektir. Ve arkadaşlar birbirlerini kaşımaya başlar kuşlar. Ve en çok hoşuna gittikleri nokta da budur. Yani iki muhabbet kuşunun birbirini kaşıması arkadaşlar karşı tarafa yani gerçekten çok nasıl söyleyeyim çok hoşuna gidecek bir harekettir. Dolayısıyla gaga gagaya gelen, öpüşen ve birbirlerini kaşıyan kuşlar arkadaşlar çiftleşme belirtisi göstermeye başlamış demektir. Aslında bu çiftleşme belirtilerinin birbirlerine olan ilgilerinin en son neticesi birbirlerini kusmaktır arkadaşlar. Muhabbet kuşları birbirlerine kusuyorlarsa, yem kusuyorlarsa bu da şu anlama gelir. Çiftleştikten sonra içgüdüsel olarak yavru bakmaya kodlanmış olan muhabbet kuşları yuvadayken arkadaşlar birbirlerini besleyecekleri anlamına gelir. Dolayısıyla hani dişi kuş yuvadayken besinsiz kalacağı için dolayısıyla erkek kuş dişi kuşa ben seni yuvadayken aç bırakmam yani güvenli bir şekilde kuluçka geçirebilirsin güveni vermek istemektedir. Dolayısıyla kuşlar birbirini besliyorsa arkadaşlar bu kuşlar eş olmuş demektir ve yavaş yavaş da çiftleşme moduna girmeye başlamış demektir. Çiftleşme belirtilerinde erkek kuşta arkadaşlar bazı fonksiyonel ve hareket değişiklikleri meydana gelir. Mesela tellere, tüne, yemliğe arkadaşlar ve suluğa böyle kur yapmalar başlar. Vurmalar başlar tellere. Böyle tık 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 seslerle vurmalar başlar. Yavaş yavaş göz çevresindeki o iris arkadaşlar beyaz halka büyür. Göz ortasındaki siyah nokta küçülür arkadaşlar. Bu bir çiftleşme belirtisidir. Yani dişi kuş çiftleşmek istiyor demektir. Ve sürekli tüneğin bir ucundan bir ucuna bu şekilde yaptığı hareketlerle şu an görüyorsunuz. Bu şekilde yaptığı hareketlerle arkadaşlar çiftleşme isteğini dişiye iyiden iyiye belli eder. Kur yapmalar arkadaşlar tüneğin bir ucundan bir ucuna hızlı bir şekilde erkek kuşun gidip gelmesiyle hızlanır. Dişi kuşta da göz çevresindeki iris halkası büyür ve göz noktası siyah nokta arkadaşlar dişilerde de küçülür çiftleşme belirtisi olarak arkadaşlar ve bu şekilde kuşlarımız yavaş yavaş kızışıyor ve yavru yumurta yapmaya yavru bakmaya arkadaşlar ve çiftleşmeye yuva hazırlığına adapte olmaya başlıyorlar demektir. Bir diğer belirti de şudur. Dişi kuş arkadaşlar erkek kuşun davetiyle yuvaya alışmaya çalışır. Yuvaya dikkatini yuvaya vermeye çalışır. Yuvaya ilgisi artar. Bu da tabii erkek kuşun arkadaşlar maharetiyle alakalı. Erkek kuş arkadaşlar ne kadar bu konuda mahirse yani dişisini yuvaya çekebilirse arkadaşlar o kadar hızlı çiftleşme gerçekleşir. Öncelikle erkek kuş yuvaya girip çıkar. Bu şekilde bunu gören dişi kuş arkadaşlar ilgisi artar ve o da yuvaya bu daveti çoğunlukla geri çevirmez. Tabii istisnalar olabilir mi? Olabilir elbette ki. Bazen dişi kuşlar kendiliğinden de yuvaya girebilir. Bu da arkadaşlar içgüdüsel olarak yumurta yapmaya meyilli baskın dişilerin arkadaşlar yaptığı hareketlerdir. Bakın mesela şu şekilde. Gördüğünüz gibi mesela erkek kuş durmadan arkadaşlar yuvalığın önünde dişiyi aslında yuvalığa çağırıyor. Bu da bir çiftleşme isteğini ortaya koyuyor erkek kuş. Bu şekilde arkadaşlar yuvaya girip çıkan kuşlarımızla çiftleşme çok yakın bir zamanda olacak
Demek de çünkü yuvaya merakı olmayan arkadaşlar dişi kuş çiftleşmez. Çok uzun süre bekletebilir çiftleşmeden arkadaşlar o şekilde. Yani hayatlarını devam ettirebilirler aynı kafesin içerisinde yuvalı takılı olsa bile. Gördüğünüz gibi bakın bu bir çiftleşme belirtisidir dişi kuşta. Dişi kuş kafasını yuvaya sokuyor, çıkartıyor, içeriye hazırlık yapıyor arkadaşlar. Yuvasını hazırlayan dişi kuş arkadaşlar çiftleşir. Yuva hazırlığı bitmeyen dişi kuş kesinlikle çiftleşmez arkadaşlar. Çünkü uygun ve güvenilirli, huzurlu bir ortam kendine arar. Kendini güvende hissedeceği o kuruçka süresince yumurtadan kalkmadan yatacağı için güvenli bir ortam arar. Güvenli ortam bulamadığı sürece de arkadaşlar dişi kuşumuz çiftleşmez. Bu da bir çiftleşme belirtisidir. Yuva hazırlığı. Yuvanın içerisinde talaş vardır, kedi kumu vardır, arkadaşlar pelit vardır, yem kabuğu koyan arkadaşlar var, kedi kumu koyan arkadaşlar var. Bunlar kuşun hoşuna gitme durumuna göre arkadaşlar değişiklik arz eder. Hoşuna gitmeyeni dişi kuş yuvadan dışarı atacaktır. Bu da bir çiftleşme belirtisidir. Çiftleşme süresini hızlandırma adına dişi kuşumuz yuvasını kendi zevkine göre, kendi isteğine göre hazırlıyor demektir. Bakın arkadaşlar şu şekilde de olduğu gibi eğer ki az önce gösterememiştik. Gaga gagaya gelmeler arttıysa, birbirlerini kaşımalar arttıysa bu kuşlar anlaşıyor demektir ve yavaş yavaş da çiftleşme belirtileri gösteriyorlar demektir. Arkadaşlar bir diğer çiftleşme belirtisi erkek kuş, dişi kuşu arkadaşlar. Genellikle dişi kuşun sol tarafından yaklaşarak sağ ayağını arkadaşlar ben çoğunlukla diyorum istisnalar olabilir. Bazı farklı durumlar olabilir. Erkek kuş dişi kuşun arkadaşlar sırtına basmaya çalışır ayağını kaldırarak. Bu da çiftleşme isteğini ortaya koyar. Dişi bunu anlar. Eğer ki hazırsa arkadaşlar birkaç kur hareketinden sonra dişi kuyruğunu havaya kaldırarak sırtını düz pozisyona getirir. Ve erkeğin onun sırtına çıkmasına yardımcı olmuş olur. Kolaylık sağlamış olur. Bu şekilde erkek kuş arkadaşlar dişi kuşun sırtına çıkarak çiftleşme gerçekleşir. Muhabbet kuşlarında herhangi bir cinsel organ olmadığı için kloak denen hem erkekte hem de dişi de arkadaşlar vücut delikleri vardır. Bu vücut boşlukları dışarı açılan bu delikler sürtünme yoluyla arkadaşlar çiftleşme gerçekleşir. Erkek kuştan çıkan vücut sıvısı dişi kuşun yumurtalıklarına ulaştığı anda çiftleşme tamamlanır ve yavaş yavaş döllenme başlar. Zaten çiftleşen kuşlarda da arkadaşlar bir hafta 10 gün sonra eğer ki tam çiftleşme gerçekleştiyse bir hafta 10 gün sonra ne olur? İlk yumurta gelir. Yumurta gelme belirtileri zaten önceki videolarda da bahsetmiştik. Onları bir daha üzerinden hızlıca geçelim. Arkadaşlar belde şişkinlik oluşur. Kanatlar yana düşer. Dışkıda zamanla büyüme olur. Ve kuyrukta arkadaşlar aşağı yukarı oynamalar meydana gelir. Bu kuşta yumurta var demektir. En fazla çiftleşme gerçekleştiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde yuvasında hazırlamış dişi kuşumuz yuvalığa girer ve ilk yumurtasını bırakır. Bir de arkadaşlar böyle tünekte uçup hemen sürekli kanat çırpan, çok gürültülü öten kuşlarımız arkadaşlar kızışma belirtisidir. Bu da çiftleşme isteğini gösterir. Muhabbet kuşlarımızı ayrıca bir bilgi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar kuşlarımız yaklaşık olarak ortalama 1 yaşından itibaren çiftleşme isteği başlar. Yaklaşık yani bu tabii çok daha erken, çok daha geç de olabilir. Ama ortalama 1 yaş civarındaki bir muhabbet kuşu yavaş yavaş çiftleşme isteğinde bulunur. Tek kuş besleyen, erkek kuş besleyen arkadaşlarımız genellikle zaten çok daha iyi bilirler. Böyle parmağınıza falan konduğu zaman çiftleşme hareketini parmağınızla yapan dişi kuşla özür dilerim. Erkek kuşlarımız çiftleşme isteğini belli ediyor demektir. Bu da tek kuş besleyen arkadaşlar da erkek kuşun özellikle çiftleşme isteğini ortaya koymasıdır. Parmağınızla çiftleşme hareketi yaparak arkadaşlar vücut sıvısını dışarı çıkartabilir. Erkek kuşlarda da olan bir durum söz konusudur bu şekilde. Arkadaşlar kanalımızda bir sürü çiftleşme yani eş tutulma videolarımız var. Kızgınlaştırmak için kuşlar ne yapmamız gerektiğini ifade eden videolarımız var. Onları da izlerseniz arkadaşlar çiftleşme isteği başlamış kuşlarımızla neler yapılması gerekir? Nasıl kuşlar eş tutturulur? Nasıl kızıştırılır arkadaşlar? Onlar da sizlerle çok daha iyi
göstermiş oluruz. Şimdilik bu videomuzda bu kadarlık olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her birinize inşallah sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.